سلام دوستان، صبح بخیر، چطور هستید؟ حال شما خوب است؟ به نام خداوندی جان و خیرت. Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar, hayırlı sabahlar. Bugünkü dersimiz yine bir okuma parçası. Okuma parçamız karşıya bir tercümeden. Dastani Pervaz. Uçmanın öyküsü, uçuşun öyküsü, hikayesi. Bu birinci kısmı. İki kısımdan oluşuyor. İnsani perende, uçan insan. Başlığımız bu. Birinci kısım, insani perende. Tabi burada anlatılanlar daha çok Farsça cümle bilgisi açısından bizi ilgilendiriyor. Yani oradaki bilgilerin doğruluğu ayrı bir konu. Biz meseleye cümleler ve kelimeler, Farsça cümlelerin Türkçe'ye aktarımı bakımından yaklaşıyoruz ve o şekilde ele alıyoruz. Evet, şimdi bu okuma parçası ile ilgili kelimelerimizi yakından bir görelim. Evet. Ebr, bulut. Oto, bu bir isim, yabancı isim. İdame daden, sürdürmek. Ezan pes, ondan sonra. Eğer, eğer, insan, insan, abi, mavi, renk, aram, sakin, arezu, arzu, istek, azmayış, deneme, asman, gökyüzü, gök, Alman, Almanya. Aheste, yavaş. Bahiçek, hiçbiriyle. Evet, diğer sütundan devam edelim. Bad, rüzgar. Badi tundi, hızlı bir rüzgar, şiddetli bir rüzgar. Bar, kez, defa. Bal, kanat, kuşun kanadı ya da uçağın kanadı gibi. Balater, daha yüksek. Bala yüksek, ter de daha anlamını katıyor. Sıfatlarda mukayese bildiren sıfatlarda daha anlamı katıyor. Balater, daha yüksek. Ber'in daşten, sevk etmek. Bu ber'an daşten şeklinde de olabilir. Berduş, omuza, duş omuz, ber de üzerine anlamında. Berduş, omuza. Tabi burada metin içinde geçen anlamlarını veriyoruz. Berayi, için, ea. Bozork, büyük. Bestem, bağlamak, kapatmak. Bisyar, çok. Buden, İmek, var olmak. Bu da ek fiil. Geçmiş zaman için kullanılıyor. Ve fikir üftaden. Çare aramak. Düşünmek, üzerinde düşünmek. Tabii bu fikir ile üftaden arasına izafet kesti. Fikir kelimesi izafet bağı ile bir kelime alabiliyor. Düşünmek, çare aramak anlamında. Bihter, daha iyi. Her dağdan uğraşmak, meşgul olmak, bazen başlamak anlamına da gelebilir. Perende, uçan ya da kuş anlamında. Tabi metinde daha çok uçan anlamı geçiyor. Pervaz, uçuş, uçma. Pervaz kerden, uçmak. Bileşik bir mastar. Pes, sonra. Peses, den sonra, yani bir şeyden sonra ya da bir şeyin ardından. Bu ezdendan diye tercüme edilebileceği gibi in, ın diye de tercüme edilebilir. Piruzi, zafer, başarı. Piş, önce. Tebrik goften, kutlamak. B ile kullanılır, B haleki ile kullanılıyor. Tepe, tepe. Tevanisten,
Muktedir olmak, e-bilmek, yeterli kipinde kullanılan yardımcı fiilimiz. Cevan, genç. Evet, diğer sütundan devam ediyoruz. Çendin, birkaç. Hasten, istemek. Tabii bu hastendeki şu vav yazıldığı halde okunmayan bir vav. Vav-ı madule adı veriliyor buna. Yazıda var fakat söylerken yok gibi. H'den sonra direkt elifi görüyoruz. Hot, kendi. Burada da vav uzun okunmuyor. H harfine O sesi vermek için geldi. Dastan, öykü, destan, hikaye. Daşten, sahip olmak, var olmak. Derpusti hot ne gunciden. Derpusti hot ne gunciden. Gunciden sığmak, ne gunciden sığmamak. Nereye sığmamak? Kabına sığmamak ya da yerinde duramamak. Pus burada deri. Post, deri yani. Hot da kendi anlamında. Tabii bu bir bütün olarak deyimsel bir fiil. Derhem şikesten. Bozmak, parçalamak. Drahşan. Parıldayan, parlak. Ders keşiden. El çekmek, bırakmak, ez ile kullanılıyor. Dikkat, dikkat. Residen, ulaşmak, varmak. Reften, gitmek. Ruz, gün. Bazen gündüz anlamına da gelir. Ruşen, parlak. Rehakerden, bırakmak. Ziba, güzel. Sahten, yapmak, inşa etmek. Sal, yıl, sene. Sitare, yıldız. Şadi, mutluluk. Şad, mutlu. Şadi, mutluluk. Buradaki ye, mastariyet yazısı, liklik anlamı veriyor. Şoden, olmak. Set, yüz, sayı. Setha, yüzlerce. Evet, diğer taraftan devam ediyoruz. Akibet, sonunda. Ukab, kartal. Fedakari, fedakarlık. Burada da ye, liklik anlamı veriyor. İsmi mastar yapıyor. Yayı mastariyet deniliyor bu ye'ye. Feraz, yükseklik. Furudameden inmek. Feza, uzay ya da boşluk anlamında. Kadim, eski. Kahraman, kahraman, şampiyon. Kar, iş, çalışma. Kerden, yapmak, etmek. Kişver, ülke. Kuşiş, çaba, gayret, çalışma. Güzeşten, geçmek. Gusterde, geniş. Goften, demek, söylemek. Guşe, köşe. Gunagun, çeşitli. Manendi, gibi. Esteyle bağlanıyor kendisinden sonraki kelimeye. Ma, ay. Bu gökteki ay da olabilir. Senenin aylarından her biri de olabilir. Merdum, insanlar, halk. Mülayim, ılık. Naumit, ümitsiz. Naumit şeklinde de mim harfi şeddeli olabiliyor. Nagehan, ansızın. Nam, ad, isim. Nirument, güçlü. Veziden, esmek. Yani rüzgarın esmesi, havanın esmesi gibi. Veli, fakat. Heme, tüm, hepsi. Hengam iki, dığı zaman, vakti iki gibi. Yani bir şey olduğunda, dığı zaman anlamında. Evet, kelimelerimiz biraz fazla gibiydi ama metnimizin içinde geçen kelimelerdi bunlar. Kelime hazinemizin artırılmasına da faydalı olabilecek kelimeler bunlar. Evet, şimdi ben önce bir defa okuyayım. Dağstani pervaz. Yek, insani perende. İnsan, az zamanhay bisyar qadim, arezuy pervaz daşte est.
می‌خواسته است که در آسمان زیبای آبی پرواز کند، از عقاب‌ها بالاتر رود و از ابرها بگذرد. می‌خواسته است که به ماه روشن و ستارگان درخشان برسد. انسان برای رسیدن به این آرزو کوشش‌ها و فداکاری‌های بسیار کرده است. صد سال پیش در گوشه ای از کشور آلمان جوانی به فکر پرواز افتاد. نامی او اوتو بود. اوتو در بال گسترده پرندگان دقت بسیار کرده بود. اوتو می گفت اگر بتوانم بال بزرگ و نیرومندی بسازم، خواهم توانست مانند پرندگان پرواز کنم. پس به کار و آزمایش پرداخت. بالهای گوناگون ساخت، ولی با هیچ یک نتوانست پرواز کند. اوتو ناامید نشد و دست از کوشش نکشید. عاقبت پس از چندین سال زحمت، روزی که باد ملایمی می‌وزید، بالهای بزرگی را بر دوش بست و از فراز تپه‌ای خود را در فضا رها کرد. اوتو هنگامی که آرام و آهسته با بالهای گسترده به زمین فرود آمد، از شادی در پوست خود نمی گنجید. این پیروزی او را بر این داشت که کار خود را ادامه دهد. از آن پس اوتو بالهای بهتر و محکمتری ساخت و صدها بار در آسمان پرواز کرد. ولی روزی هنگام پرواز ناگهان بادی تندی وزید و بالهای قهرمان پرواز را در هم شکست. Evet, metnimizi bu şekilde okuduk. Şimdi cümlelerimizi teker teker değerlendirelim. Evet, Dastan-ı Pervaz, uçmanın öyküsü, tamlama şeklinde geldi. Dastan-ı Öykü, Pervaz, uçuş. İnsani Perende, bu da tamlama olarak geldi, bir sıfat tamlaması. Yukarıdaki isim tamlamasıydı. Uçan insan, burada perende sıfat durumları. Evet, insan, ez zamanhayi bisyar kadim. Çok bisyar kadim, çok eski. Çok eski zamanlardan beri, ez burada den beri anlamında. Çok eski zamanlardan beri, arezuyi pervaz, uçma arzusuna daişte est, sahip olmuştur. İnsan, çok eski zamanlardan beri uçma arzusuna sahip olmuştur. Ya da insanın çok eski zamanlardan beri uçma arzusu vardır. Mihaste eski, bu da bileşik bir zaman. Burada hem şimdiki zaman var hem de mişli geçmiş zaman var. Mişli geçmişin hikayesi yani. Mihaste eski istemiştir ki, neyi istemiştir? Evet, cümlemiz bu. O istemiştir kim? İsteyen kim? İnsan. İnsan mihaste eski neyi istemiştir? Şimdi nesnesi gelecek. Der asmani zibayi abi. Der asmani zibayi abi. Evet, ziba. Abi bakın, ziba da sıfat, abi de sıfat. Ziba güzel, mavi de, abi de mavi anlamında. Yani güzel, mavi gökyüzünde. Bu da güzel ve mavi. Bu da vavla değil de esreyle geçti. Bu gibi sıfatlar, bir tamlama durumunda sıfat, birden fazla sıfat olduğu zaman vav yerine esreyle de çoğaltılabiliyor. Yani der asmanı ziba ve abi de diyebilirdi buna. Güzel mavi gökyüzünde
Pervaz konet. Uçsun. Yani uçmak istemiştir. Uçmayı istemiştir. Temel cümlesinden sonra gelen yan cümlecimizin fiili geniş zaman istek kipinde geldi. Buna dikkat ediyoruz. Ez ukabha kartallardan balater berevet. Daha yükseğe gitsin. Yani kartallardan daha yükseğe çıkmayı istemiştir. Başka neyi istemiştir? Ez ebrha bulutlardan ve guzeret. Geçsin. Bulutlardan geçmek yani bulutları geçmek. Bulutların ötesine geçmek anlamında. Bunu istemiştir. Yani istermiş. Mihaste istermiş. Yani bunu her zaman yaparmış eskiden ya da istemiştir. Mihaste est istemiştir ki ya da istermiş ki ve mahi ruşen parlak ayağı ruşen parlak anlamında ve sitaregani drahşan ve parıldayan yıldızlara ruşene parlak dedik. Drahşan da aslında parlak demek ama hani biraz fark koyduk. Birisine parlak, birisine de parıldayan dedik. Parıldayan yıldızlara bereset, ulaşsın. Ulaşmayı istermiş. İnsan berayı residen be'in arezu, bu arzuya, bu isteğe ulaşmak için, bu arzusuna diye burada tabii biraz ekledik. Yoksa burada bu arzusuna diye bir deyim yok, ibare yok ama öyle takdir ettim. Kuşişha ve fedakarihaye bisyar kerde est. Evet. Nice gayretler ve fedakarlıklar göstermiştir. Yani burada bisyar çok, nice. Kuşişha çalışmalar, gayretler. Fedakariha da fedakarlıklar kerde est yapmıştır. Kuşişha kerde est. Çabalar yapmıştır, çabalar göstermiştir. Fedakarlıklar göstermiştir. Bu kerden hem fedakariyi hem de kuşişi ilgilendiriyor. Evet. Set salipiş 100 yıl önce der guşe i es kişveri Alman. Alman ülkesinin, bakın burada ezin nin diye tercüme etmek daha uygun. Yani şöyle de denilebilir. Alman ülkesinden bir köşede. Bunun yerine Alman ülkesinin bir köşesinde demek daha uygun. Bu yüzden bu eze ninnin anlamını vereceğiz. Buradaki rolü izafet rolünde. Yani esrenin yaptığını yapıyor. Cevani bir genç, buradaki cevani yere yayı nekere, yayı tenkir bir belirsizlik yazısı. Ve fikri pervaz, uçma düşüncesine üfta düştü. Uçma düşüncesine kapıldı diye tercüme ettik. Normalde fiilimiz düştü. Uçma düşüncesine düştü. Uçma düşüncesine kapıldı. Nami U, onun adı Otobut. Otoydu. Oto, evet, burada bir nokta olmalı. Noktamızı koyalım hemen. Oto, derbali gusterdei perendegan, derbali gusterdei perendegan, perende kuş, perendegan şeklinde çoğul geldi. Bakın elif nunla çoğul yapılırken sondaki hayi gayrimerkuz g'ye dönüştü. Kuşların gusterde geniş anlamındaydı. Kuşların geniş kanadında, bakın burada d'da ile ifade edildi fakat kanadına diye Türkçe'ye tercüme ettik. Yani bu fiil demek ki dikkat kelden der ile kullanılmış burada. Fakat biz bunu Türkçe'ye aktarırken e haliyle aktarmamız gerekir. Gusterde'nin sondaki y'de sonu hayi gayri menfuzla bittiği için terende kelimesine bağlanırken yayı izafeti bu şekilde aldı. H'ye birleştirmedi ve bu H okunmaz. Hayi gayri menfuzdur. Kuşların geniş kanadına dikkati bisyar kerdebut. Çok dikkat etmişti. Dikkat kerdebut, dikkat etmişti. Ne kadar dikkat etmişti? Dikkati bisyar. Çok dikkat etmişti. Bunu bisyar dikkat kerdebut şeklinde de diyebilirdi ama zarfını araya aldı. Bakın, ne kadar dikkat etmiştir? Fiili nitelediği zaman bir sıfat zarf olur. Bunu araya aldı. Oto mi goft, oto şöyle söylüyordu. Eğer betevanem, eğer yapabilirsem, eğer muktedir olabilirsem, neye muktedir olabilirsem, eğer betevanem besazem, eğer yapabilirsem, eğer yapabilirsem, betevanem besazem, eğer muktedir olabileyim ki yapayım, eğer muktedir olabileyim ki yapayım,
neye muktedir olabileyim yapmaya, neyi yapmaya muktedir olabileyim, neyi yapabilirsem Bali Bozork ve Nirumendi. Büyük ve güçlü bir kanat. Bakın o bir anlamda şu sondaki yeden çıkartıyoruz. Büyük ve güçlü bir kanat yapabilirsem hahem tevanist, bu da bakın gelecek zaman oldu. Tevanistenin başına hahem gelerek geniş diye gelecek zaman çekimini yaptı. Muktedir olabileceğim, neye muktedir olabileceğim? Pervaz konem, uçabileceğim. Hahem tevanist, pervaz konem, uçabileceğim. Bunun hepsi beraber uçabileceğim demektir. Ne gibi? Manendi perendegan. Kuşlar gibi uçabileceğim. Evet. Pes, sonra bekaru azmayış. Çalışmaya ve denemeye herda başladı. Herda da başladı dersek çalışmaya ve denemeye başladı deriz. Meşgul oldu dersek, uğraştı dersek çalışmak ve meşgul olmakla uğraştı ya da meşgul oldu diye tercüme etmemiz lazım. Biz burada koyuldu dedik. Koyuldu anlamı. Çalışma ve deneme yapmaya koyuldu. Bunu tercih etti. Balhayı gunagun saht. Balhayı gunagun çeşitli kanatlar saht yaptı, imal etti. Veli fakat bahiçek hiçbirisiyle ne tevanist muktedir olamadı ki pervaz konet uçsun. Yani uçamadı. Hepsi beraber. Yeterlik ipinde pervazkerden dili geçmiş zamanda olumlu olarak üçün teki şahsa çekildi. Oto na umid ne şot. Ümitsiz olmadı. Ümidini yitirmedi. Ve des es kuşiş ne keşit. Ve elini işten çekmedi. Elini işten çekmedi ne demek? Çalışmaktan vazgeçmedi. Bu şekilde bu kısmı kelime kelime değil de onun yerine bu ibareyi bu ibareyle tercüme ettim. Evet. Akibet sonunda feses çendin sağlı zahmet birkaç yıl zahmetin ardından birkaç yıl zahmetten sonra bakın rahmetin ardından ya da zahmetten sonra hem dendan diye hem de in'ın diye tercüme edebiliyoruz burada. Ruzi ki bir gün nasıl bir gün? Badı mülayimi mivezid. Yani ılık bir rüzgar esiyordu. Ilık bir rüzgarın estiği bir gün. Ilık rüzgarların estiği bir günde balhayi bozorgira büyük kanatları burada ya bozorginin sonundaki ye, ya'yı tenkir. Ya'yı nekere, belirsizlik yazısı. Yani bunu bir diye tabii çoğul olduğu için bir diye tercüme edemiyoruz ama belirsizliğini en azından ifade ediyor. Berduş best omuzuna bağladı, omuza bağladı yani ama kendi omuzuna tabii bunu kastediyor. Biz bunu önceki cümlelerden çıkartıyoruz. Sibak ve siyakı diyorlar buna. Omuzuna bağladı ve esferazi tepe'i ve bir tepenin üstünden herhalde yükseklik anlamında burada üstü diye de düşünebiliriz. Ve bir tepenin üzerinden hodra kendisini der feza, boşluğa, burada fezaya boşluk demek daha uygun, rehake bıraktı. Oto, hengami ki, o zaman ki, nasıl bir zamandır bu? Aram ve aheste, yavaşça, sakin ve yavaşça, babalhayı gusterde, geniş kanatlar ile, burada bağ ile anlamında, ve zemin furudamet yere indi. O zaman ki indi, bakın bunun fiili burada geldi. Hengami ki dedikten sonra bu cümlemizin fiili burada bakın furudamet diye böyle geldi. Yani buraya kadar hepsi hengaminin içerisinde yer alıyor. Yani indiğinde oto yavaşça sakin ve yavaşça geniş kanatlar ile yere indiğinde eşşadi mutluluktan derpusti hod nemikuncid kabına sığmıyordu. İçi içine sığmıyordu. İmpiruzi bu zafer uğra onu berindaşt. Yani şuna sevk etti. İn. İn'den sonra bakalım bu in var işte burada. İn'den sonra ki var. Ki'den sonra gelen
cümleye bu inden bedel. Yani neye sevk ettiğini göreceğiz. Berindaş, şuna sevk etti. Neye sevk etti? Kari hodra, kendi işini idame deher, sürdürsün. Çalışmalarını sürdürmeye sevk etti. Bakın in var burada. Bu ine karşılık gelen cümle bunun tamamı. Yani inden bedel. Ezampes, ondan sonra oto, balhayı bihter ve muhkemter isaht. Bihter daha iyi ve muhkem de sağlam anlamında. Daha iyi ve daha sağlam kanatlar yaptı. Tabi burada yine bir ye var. Bu da belirsizlik yazısı. Bunu bir diye tercüme etmemize gerek yok. Belirsizliğini anlıyoruz burada. Ve sedha bar ve yüye yüzlerce kez, yüzlerce defa der asman gökyüzünde pervazken uçtu. Veli fakat ruzi bir gün, bu da bir gün derken zaten burada saymıyoruz günü. Belir herhangi bir gün, belirsizlik yine. Hengami pervaz, uçuş sırasında, uçuş esnasında, nagehan, ansızın, badi tundi, bakın cümlemizi buraya geçti, badi tundi, şiddetli bir rüzgar, hızlı, şiddetli bir rüzgar, vezir, esti. Ve balhaye kahramani pervazra ve kahramani pervaz, uçuş kahramanı. Ve uçuş kahramanının kanatlarını, bakın ra en sonunda geldi, haleki olduğu için. Yani kendinden önceki buranın hepsini, balhayi, kahramani, pervaz, bunun hepsini bir isimsel ibare olarak değerlendirdik ve en son ra'yı getirdik. Ra burada geldi. Derhem şikest. Derhem şikest, yani kelime kelime düşünürsek birbirine kırdı, yani parçaladı. Evet. Evet, burada birinci bölüm sona erdi. İkinci bölümü de bir sonraki derste devam edeceğiz. Tabii bunda biraz kelimeler biraz daha fazlaydı ama güzel kelimeler. Bunları hatırımızda tutmaya çalışalım. İkinci derste görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Be ümmidi didar, Hoda nigehdar.